Bu videomuzda ActionScript 3 içerisinde dizilerin kullanımını inceleyeceğiz. Programlama dilleri içerisinde değişkenler her zaman ihtiyaçlarımıza cevap veremeyebilir. Bu anlamda diziler yani array'ler bizi birçok farklı değerin tek bir yapı üzerinde tutulabilmesi, bu yapı üzerinden erişilebilmesi, farklı şekillerde kontrol edilebilmesi anlamında büyük bir görev üstlenirler. Şimdi array'lere, dizilere şöyle genel özellikleriyle bir göz atalım. Öncelikli olarak diziler AS isimli ActionScript dosyamızı açıyoruz ve daha önce oluşturulmuş olan sınıf ve fonksiyon yapıları içerisinde örnek kodlarımızı yazıyoruz. Bu dokümanlara yani diziler AS, diziler FLA gibi bütün bu örnek yapıya izle öğren bloğunun altından erişmeniz mümkün. Şimdi dizilerle ilgili olan çalışmalarımıza başlayalım. Öncelikli olarak yeni bir dizi oluşturalım. Bu diziyi oluşturmak için var dedikten sonra benim dizim bunu bir array olarak tanımlıyorum ve yeni bir dizinin yaratılmasını istiyorum. Bu aşamada baktığımız zaman new array dedikten sonra burada bize iki farklı seçenek sunulmakta. İstersek burada eleman sayısını belirtebiliriz. Ya da burada direkt olarak değerleri girebiliriz. Aslında bir diğer seçenek de bu işlemleri daha sonradan gerçekleştirmek. Ben şu anda dizimin oluşumunu tamamladım. Benim dizim adında bir dizi değişkeni oluşturulmuş oldu. Ve bu dizi değişkenini diziyi oluşturduktan sonra şimdi bu diziye belirli değerler atayacağım ya da bu dizinin özelliklerini belirleyeceğim. Buradaki bölüm içerisinde farklı bir ifade de kullanılabilir demiştim. İsterseniz bunları birer yorum olarak üste bırakalım ve bunları gözlemleyelim. Örneğin var benim dizim array dedikten sonra new array diyerek bu dizinin 5 elemanının olduğunu belirleyebilirim. Ya da yine var benim dizim bir array diyerek bu bölüm içerisinde belirli değerleri tanımlayabilirim. Örneğin bu array içerisinde yani bu dizi içerisinde bazı değişkenler olsun. Bu değişkenlerde Adobe'nin sahip olduğu farklı ürünleri ifade edebiliriz. Adobe Flash, Adobe Flash Builder ve Adobe Flex gibi. Bu çalışmaları yaptıktan sonra 3 farklı şekilde aslında bir dizinin oluşturulabileceğini gördük. Sadece dizinin oluşturulması, dizinin eleman sayısının da belirtilerek oluşturulması ve dizinin elemanlarıyla beraber değerleri atanmış şekilde oluşturulması. İsterseniz bu örneklerimizi, bu 3 örneklerimizi de farklı şekillerde deneyimleyelim ve var benim dizim dedikten sonra bunu bir array olarak tanımlayıp new array olarak bunu öncelikle tanımlayalım. Ve daha sonra dizimle ilgili o dizinin kaç elemana sahip olduğunu sorgulayacak bir basit kod yazalım. Bu anlamda trace'de bunu görmek de istiyorum aynı zamanda. Diyorum ki benim dizim nokta length yani dizimin uzunluğu nedir şeklinde. Kaydettikten sonra Ctrl Enter'la T
test ettiğim zaman çalışmamı, şu anda hiçbir elemanı olmadığını görüyorum. Biraz önceki örnekte demiştik ki örneğin 5 elemana sahip bir dizi olsun. Yani aslında burada 5 farklı slotu olan bir yapı gündeme geliyor. Ve burada uzunluğuna baktığımız zaman şu anda 5 tane slotunun hazır olduğunu bize söylüyor. Buradaki bölüm içerisine bir takım değerler atayabiliriz ve bu değerleri atarken bu değişiklikleri de görebiliriz. Yani her bir yeni alanın açıldığını, her bir yeni slotun açıldığını bu şekilde gözlemleyebiliriz. Örneğin burada benim dizim dedikten sonra bu dizi içerisine yeni bir eleman atayabiliriz. Bu elemanı atamak için öncelikle kaçıncı elemanı olduğunu, yani hangi bölümde bunun depolanacağını belki ifade etmekte fayda var. Bu açıdan benim dizim sıfır diyerek ilk elemanı olarak atamak istediğimi söylüyorum ve benim dizimin ilk elemanı, ki diziler 0, 1, 2 diye devam ederler. Yani ilk eleman sıfırıncı elemandır. Burada Adobe Flash olarak bunu tanımlıyorum. Şimdi kaydedip test ettiğim zaman biraz önce 0 olan eleman sayısının şu anda 1 olduğunu gözlemleyebiliyorum. Peki burada atamış olduğumuz değerleri nasıl gözlemleyebiliyoruz? Burada şöyle bir ek kodla bunu görüntüleyebiliriz. Trace dedikten sonra benim dizim ve kaçıncı elemanı görüntülemek istediğimi de köşeli parantez içinde belirtiyorum. Aynı değeri atarken yaptığım gibi. Ve kaydedip Ctrl Enter'la test ediyorum. Burada Adobe Flash değerini gözlüyorum ve bir elemanı olduğunda yine alt taraftaki bölümden gözlemleyebiliyorum. Dizilerle ilgili birçok farklı çalışma yapılabilir. Dizilere yeni eleman eklenmesi, bunların çıkartılması, birden fazla değerin eklenip çıkartılması gibi. Bunlarla ilgili çok basit bir örnek yaparken aynı zamanda da farklı bir şekilde nasıl elemanlarıyla beraber bir dizi yaratabiliriz, bunu da gözlemleyebiliriz. Örneğin bir dizi oluşturalım. Bu dizi içerisinde var ürünler adlı bir dizi olsun ve bunun bir dizi olduğunu da belirtelim. Ve daha sonra bu değer ekleme işini direkt olarak köşeli parantez içerisinde değerleri girerek sağlayalım. Örneğin birinci ürünümüz Flash, ikinci ürünümüz Flex ve diğer ürünümüz de Air olsun. Şimdi öncelikle eleman sayısını test edelim. Bu anlamda daha önce kullandığımız bir komut vardı hatırlarsanız. Length, yani uzunluk. Burada ürünler nokta length diyerek kaydettikten sonra çalışmamızı test edelim. Burada output bölümünde 3 olarak gözlemleyeceğiz. Yani 3 ürünümüzün olduğunu, 3 farklı ürünün bu dizi içerisinde yer aldığını gözlemleyebileceğiz. Buradaki bölüm içerisinde isterseniz şöyle bir çalışma yapalım. Trace'in içerisine bir ek bölüm yerleştirelim. Ve buna diyelim ki ürün sayısı olarak bunu ifade edelim ve bu katarı birleştirelim. Şimdi kaydedip test ettiğimiz zaman ürün sayısını 3 şeklinde görebiliyoruz. Ve daha sonra buradaki bölüm içerisine bir komut uygulayalım. Bu komut splice isimli bir komut. Bu splice isimli komutta dizimize kaçıncı elemandan itibaren kaç elemanı çıkartmak istediğimizi diziden belirleyebileceğimiz bir komut. Şimdi ürünler nokta
splice diyorum ve splice dedikten sonra diyorum ki birinci üründen itibaren bir ürün çıkar. Burada tabii beklentim benim flex'in devreden çıkması. Çünkü sıfırdan itibaren bir tane dersem flash, birden itibaren bir tane çıkar dersem ise flex'i çıkartacak. Burada arzu ederseniz tekrar üstteki kodu alalım ve buradaki bölüme ekleyelim. İsterseniz buna da güncel ürün sayısı olarak ifade edelim. Ve hemen altındaki bölüme de trace diyerek burada ürünler dedikten sonra dizimizi ekleyelim. Şimdi test ettiğimiz zaman gözlemliyoruz ki ürün sayısı 3'tü. Yani flash, flash, flex ve air vardı. Daha sonra bu güncel ürün sayısı 2'ye düştü. Çünkü splice komutunu kullandık ve şu anda ürünler flash ve air olarak 2 ürün oldu. Yani dizimizden bir çıkartma işlemini gerçekleştirdik. Bu anlamda array'lere birçok farklı kontroller sağlanabilir. Splice komutlarıyla, örneğin sort komutlarıyla birçok farklı yapısal değişiklikleri sağlanabilir. Ve sanki çok karmaşık olmayan basit bir veri tabanı üzerinde verilerin depolanması, bunların tekrardan kullanılması veya üzerinde değişiklikler yapması rahatlıkla sağlanabilir.